Paso Video ekibi olarak yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümümüzde evrenin karanlık vadilerini ışıltılarıyla aydınlatan devasa varlıkları, derin uzayın dev yıldızlarını inceleyeceğiz. Evrende gözlerimizi kamaştıran bu varlıklarla muhteşem keşifler yapacağız. Eminiz siz de merak etmeye başladınız. Durmadan başlamakta fayda var. Bilindiği üzere dünyanın enerji kaynağı Güneş, orta büyüklükte bir yıldız. Güneş'ten oldukça büyük yıldızlar da var. Hem de öyle basite alınacak gibi değil. Dünyamıza can veren Güneşimizin yüzlerce katı büyüklüklerden bahsediyoruz. Hatta bunların bir kısmı dünyadan çıplak gözle bile görülebiliyor. Ama biz onları görmemize rağmen tam olarak bilemiyoruz. Karanlık gecelerin en parlak varlıkları onlar. Bu bölümümüzde sizler için dev boyutlarda ve bahsetmeye değer yıldızları anlatmaya çalışacağız. Sizi evrenin en karanlık köşesinde Sirius yıldızıyla tanıştıralım. 200 ile 300 milyon arasında bir yaşı olduğu tespit edilen Sirius, gökyüzüne baktığımızda görebileceğimiz en parlak yıldızdır. Dünyaya yaklaşık 8.6 ışık yılı uzaklıktadır. Ve yarıçapı 1.2 milyon kilometre kadardır. Sirius ya da diğer bir adıyla Ak Yıldız, Büyük Köpek takım yıldızında yer alan bir çift yıldızdır. Bu çift yıldız, Türkçe'de Ak Yıldız ismiyle bilinir. Görünür kadiri bakımından gökyüzündeki en parlak yıldızlardandır. Görünürlük derecesiyle kendisine görünür kadiri bakımından en yakın olan Kanopus'a oranla onun iki katı kadar parlaktır ve geceleyin gökyüzünde bu görsel görünüş başrolde bulunmaktadır. Çıplak gözle tek yıldızmış gibi görünen Sirius, aslında türlerine göre yapılan yıldız sınıflandırma sisteminde A1 ve sınıfında bulunan Sirius A ile DA2 sınıfına giren Sirius B olarak adlandırılan bir beyaz cüceden oluşan bir çift yıldızdır. Sirius A, bu parlak görünümünü aslında aydınlatma gücünün yanı sıra Güneş sistemine yakınlığına borçludur. Güneş'e 8.47 ışık yılı uzaklıkta oluşundan dolayı Sirius sistemi uzaydaki yakın komşularımızdan biridir. Sirius A kütlesi bakımından Güneş'in iki katıdır. Sirius aynı zamanda yer aldığı takım yıldızdaki önemli rolünden dolayı bazı geleneklerde köpek yıldız olarak da adlandırılır. Bu yıldız, pek çok mitolojik ve folklorik öykülere Güneş'ten bağımsız bir biçimde konu olabilmiştir. Sirius Ağa'nın Helyak doğuşu, Antik Mısır'da Nil Nehri'nin taşmalarını, Antik Yunan'da köpek günlerinin yani kavurucu sıcak günlerin başlangıcını, Polinezya'da kışı haber verdiğine inanılır. Pasifik Okyanusu'ndaysa gemicilere önemli bir işaret kaynağıydı. Çeşitli uygarlıklara ait en eski astronomik kayıtlarda adı geçen Sirius, eski Mısır'da Sopdet, Grekçe'ye uyarlanmış haliyle Sotis, yıldızın Grekçe'deki adıysa Sirius olarak bilinirdi. Eski Mısır'da Orta Krallık döneminde, Mısırlılar takvimlerini Sirius'un Helyak doğuşuna göre düzenlemişlerdi.
Bu takvimde esas alınan günse Sirius'un doğuşunun güneşin ışığından yeterince uzaklaşmış olmasından sonra güneşin doğuşundan hemen önce açıkça görülür hale geldiği gündü. Bir başka deyişle bu, Sirius'un Mısır göklerinde 70 günlük yokluğundan sonra belirdiği gündü. Ve Nil Nehri'nin her yılki taşmasından hemen öncesine ve yaz gün dönümüne denk gelirdi. Pek çok eski Mısır tapınağı, iç odaları Sirius'u görecek biçimde inşa edilmişti. Örneğin Keps piramidinin kraliçe odasının duvarında açılan bir kanal, yalnızca Sirius'u görmek üzere yapılmıştı. Eski Yunanlar, Sirius'un bu kaybolduğu dönemden sonra tekrar gökyüzünde belirmesinin sıcak ve kurak yazı haber verdiğine inanırlar. Ve ayrıca bunun canlılar üzerinde bitkileri solduran, erkekleri güçsüzleştiren, kadınları tahrik eden bir takım etkileri olduğunu sanarak kaygılanırlardı. Gökyüzündeki en parlak yıldızlardan biri olan Sirius, görünür kadir derecesiyle en parlak ikinci yıldız olan Canopus'a oranla onun iki katı parlaklıkta olmasına rağmen Ay, Jüpiter veya Venüs kadar parlak görülmez. Merkür ve Mars da bazen Sirius'tan daha parlak görünürler. Sirius, yerkürenin hemen hemen meskun her bölgesinden gözlemlenebilmektedir. Tek fark, yerkürenin İzlanda ve Grönland'ın bazı bölgeleri gibi Kuzey Kutbu'na yakın ve en kuzeyindeki yerleşim bölgelerinde 73 dereceden sonra görülmesinin olanaksız hale gelmesidir. Buna karşılık bazı kuzey kentlerinde görülmeye başladıktan sonra daha yukarı çıkmaz. Örneğin St. Petersburg'da ufkun üzerinde yalnızca 13 dereceye ulaşır. Kuzey yarımküreden en iyi görüldüğü dönem kış aylarıdır. Sirius çift yıldız sisteminde iki yıldızdan büyük olan Sirius A'dır. Sirius, Güneş'ten 23 kat daha parlak beyaz bir yıldızdır. Sirius, Dünya'ya en yakın yıldızlardan biridir ve yakınlık bakımından 7. sırada yer alır. Şimdi bir diğer dev yıldızımız Pollux'la devam edelim. Dünyadan 34 ışık yılı uzaklıkta yer alan turuncu devin yarı çapı yaklaşık 5.6 milyon kilometredir. Pollux adeta Güneş'in yanında akıl almaz büyüklükte bir dev yıldız görünümündedir. Fakat diğer bölümdeki yıldızlara göre Pollux da oldukça küçük kalmaktadır. Pollux, ikizler takım yıldızı içinde yer alıyor. Bu turuncu dev yıldızın görünen parlaklığı hafife alınmayacak kadar güçlüdür. Pollux, komşusu Castor'dan daha parlaktır. Ve takım yıldızın en parlak yıldızıdır. Gökada içinde Güneş'e göre 31 kilometre bölü saniyelik bir hızla hareket eder. Gökada merkezinden uzaklığı 24.100 ile 36.400 ışık yılı aralığında tahmin edilmektedir. 2006 yılında Pollux'un yörüngesinde bir gezegenin varlığı doğrulandı. Şüpheli bir güneş dışı gezegen olan Pollux B'nin tespit edildiği 16 Haziran 2006 tarihinde keşfi ilan edildi. Pollux B'nin Jüpiter'den en az 2,3 kat daha fazla kütleye sahip olduğu hesaplandı. Bu gezegen Pollux'un yörüngesinde 590 günlük bir sürede dönmektedir. Evren
o kadar gizemli ki yıldızların büyüklüğünü düşündükçe insanı akıl almaz gizemlere sürüklüyor. Kosmik yolculuğumuza bir diğer dev yıldızımız olan Arcturus'ta devam edelim. Dünyadan yaklaşık 36 ışık yılı uzaklıkta olan Arcturus, Güneş'ten tam 20 kat daha büyüktür. Yaklaşık 7 milyar yaşında olan yıldız, 17.8 milyon kilometre yarıçapa sahiptir. Arcturus, çoban takım yıldızının alfa yıldızı olup Sirius ve Canopus'tan sonra göğün 3. parlak yıldızıdır. Güneş'ten 37 ışık yılı uzaklıkta bulunan Arcturus'un görünür kadiri 0,04'tür. Bir turuncu dev yıldız olan Arcturus, evrendeki gizemini hala korumakta. Güneş'ten 180 kat daha fazla enerji açığa çıkarır. Düşündüğümüzde bu da devasa bir enerjidir. Yani şu an Güneş'imizin yerinde bu yıldız olsaydı, hepimiz muhtemelen kül olmuştuk. Kısacası yaşam imkansız hale gelirdi. Derin uzay öyle gizemlerle dolu ki, bir diğer dev yıldız Aldebaran'a geçelim. Yaklaşık olarak 65 ışık yılı uzaklıkta yer alan kırmızı dev bir yıldızdır. Güneş'ten yaklaşık 44 kat daha büyüktür. Turuncu dev yaklaşık 30.7 milyon kilometre yarıçapındadır. Aldebaran, Boğa takım yıldızında yer almaktadır. 0,87 kadir ortalama büyüklüğüyle takım yıldızının en parlak yıldızı olan Aldebaran, gece gökyüzünün de en parlak yıldızlarından biri olma özelliğini taşıyor. Aldebaran, Arapça takip eden veya izleyen demektir. Bu konumda V harfi şeklinde bir araya gelmiş bir yıldız kümesi olan Haides'tir. 1997 yılında bir alt yıldız arkadaşı olduğu iddia edilmiş. Fakat sonradan yapılan gözlemler bu iddiayı doğrulamamıştır. Çekirdeğindeki hidrojen yakıtı tükenmiş ve hidrojen füzyonu durmuştur. Helyum füzyonu için yeterince sıcak olmamasına rağmen, yıldızın çekirdek ısısı kütle çekimi basıncı nedeniyle artmış ve çapı Güneş'in çapının 44,2 katı kadar artmıştır. Bu da yaklaşık 61 milyon kilometre demek. Hiparkos uydusu uzaklığını 65,1 ışık yılı olarak ölçmüştür. Ve Güneş'ten 425 kat fazla aydınlatma gücüne sahiptir. Aldebaran, yavaş, düzensiz değişen bir yıldızdır. Kısmen parlaklığı ve çok belirgin bir yıldız deseniyle uzaysal ilişkisi, gece gökyüzünde bulması kolay olan yıldızlardan biridir. Avcının kuşağını oluşturan 3 yıldızdan, soldan sağa doğru bir hat izlendiğinde bulunan en parlak yıldız Aldebaran'dır. Aldebaran, ay tarafından örtülmesine yeterli olacak kadar tutulum düzlemine yakındır. Ayın yükselen düğümü, sonbahar ekinoksuna yakın olduğunda böyle bir örtülme gerçekleşebilir. Böyle bir olay, 2015 yılı civarında meydana gelmiştir. Aldebaran'ın çapının daha doğru bir şekilde tahmin edilmesi, 22 Eylül 1978 tarihinde gerçekleşen bir örtülmeyle olmuştur.
Her yıl 1 Haziran civarında Güneş ve Aldebaran kavuşumu gerçekleşir. Evrenin bu karanlık sahillerinde kim bilir hangi dev yıldızlarla karşılaşacağız? Şimdi bir diğer dev yıldız Rigel'e geçelim. Güneş'ten 78 kat daha büyük olan Rigel, yine Güneş'ten tam 50 bin kez daha parlak ışınım yapmakta. Dünyadan 860 ışık yılı uzaklıkta olan yıldızın yarıçapı yaklaşık 54.2 milyon kilometredir. Orion takım yıldızındaki bir yıldızdır. Orion'un en parlak yıldızıdır ve Kuzey Kutbu'nda kışın Sirius yıldızından sonraki en parlak yıldızdır. Büyük Avcı dikdörtgeninin alt sağ köşesindeki parlak, mavi-beyaz görünümlü Rigel, Arapça ayak anlamı taşır. Avcının ayak bileğini oluşturur. Işıması çok güçlüdür. Sıcak ve genç bir yıldızdır. Dış tabakalarında sıcaklık Güneş'in yaklaşık 3 katı olup yaydığı ışık mavi renk ağırlıklıdır. Bir diğer dev yıldız Antares'te devam edelim. Dünyaya 604 ışık yılı uzaklıkta yer alan Antares'in yarıçapı Güneş'ten tam 850 kat daha büyüktür. Yıldız yaklaşık olarak 12 milyon yaşındadır. Antares, Akrep takım yıldızında yer alan ikili yıldızdır. Samanyolu'nda yer alan parlak yıldızların en kırmızı renkli olanlarından Antares, eskiden Mars'la karıştırılmıştır. Kırmızı dev yıldızın adı da bu karışıklığı yansıtır. Antares, anti-Mars yani Mars karşıtlığı demektir. Helence bir sözcük olan Ares, Latince adı Mars olan Savaş Tanrısı'nın bir diğer adıdır. Antares, gökyüzünün en parlak 15. yıldızıdır. Ancak ışıması yarı düzenli olduğundan parlaklığı yıl içinde az da olsa değişir. Dünyadan 604 ışık yılı uzaklıkta olduğu göz önüne alındığında son derece parlak bir yıldız olduğu da kolayca anlaşılır. Antares, Güneş'ten 10 bin kat daha parlaktır. Ancak Antares, soğuk bir yıldızdır. Yaydığı ışığın büyük kısmı, kızılötesi olan Antares'in yüzey sıcaklığı yaklaşık 3600 Kelvin derecededir. Yaydığı bu gözle görülemeyen kızılötesi ışınım da hesaba katıldığında, Antares'in Güneş'ten yaklaşık 60 bin kat daha parlak olduğu, yani 60 bin kat daha fazla ışıdığı söylenebilir. Düşük sıcaklığı ve yüksek parlaklığı Antares'in bir dev yıldız olduğunu göstermektedir. Antares o kadar büyüktür ki, yıldızın yuvarlağı gökbilimciler tarafından kolayca görülebilmiş ve çapı 3.8 astronomik birim olarak ölçülmüştür. Bu değerse Jüpiter'in yörünge çapının yaklaşık 1/4'üdür. Bir başka deyişle Antares, Güneş'in yerine konulacak olursa, yıldızın yuvarlağının kenarı, Dünya'yı da içine almak üzere Jüpiter'in yörünge çapının yaklaşık 3,4'üne kadar gelir.
Antares bir gaz bulutuyla örtülüdür ve kızgın rüzgarlarla, yani güneş rüzgarlarıyla yavaş yavaş buharlaşarak olağanüstü bir parlaklıkla ışımaktadır. Antares'in kızgın rüzgarları içinde görülen eşi ise ondan 5,5 büyüklüğünde bir yıldızdır. Gerçekte iki yıldız arasındaki uzaklık 560 astronomik birimdir. Bu iki yıldızın birbirleri çevresindeki dolanımı yaklaşık 2500 yılda tamamlanır. Yıldızın gökbilim ölçülerine göre fazla zamanının kalmadığı ve demir bir çekirdek oluşturabilecek kadar büyük bir kütlesi olduğu da göz önüne alındığında, sonunda patlayarak parlak bir süpernovaya dönüşeceği söylenebilir. Bu olayın yaklaşık 1 milyon yıl içinde gerçekleşeceği sanılmaktadır. Bu, patlamanın her an olabileceği anlamına gelmektedir. Evrende yolculuğumuza devam edelim. Dev bir yıldız olan Betelgeuse'la tanışın. Yaklaşık 820 milyon kilometre yarıçapa sahip yıldız, Güneş'in yanında adeta bir devdir. Nitekim büyüklük karşılaştırmalarında Güneş adeta bir nokta gibi görünür. Dünya'ya 640 ışık yılı uzaklıktadır. Avcı takım yıldızında yer alan kırmızı dev yıldızdır. Zaman yolunda yer alan Betelgeuse, mavi dev Rigel'den sonra avcı takım yıldızının en parlak ikinci yıldızıdır. Takım yıldızının ortasındaysa avcı Orion'un kuşağını oluşturan üç parlak mavi yıldız Alnitak, Alnilam ve Mintaka yer alır. Betelgeuse adı Arapça El Cevze'nin eli anlamına gelen Yadül Cevze'dan bozmadır. El Cevze eski Arap mitolojisinde gizemli kadındır. Batılılar içinse Betelgeuse, Helen mitolojisindeki avcı Orion'un yukarı uzanan sağ kolunun omuz başında yer almaktadır. Betelgeuse, gökyüzünün en parlak iki kırmızı devinden biridir. Diğer kırmızı dev yıldızsa Antares'tir. Ayrıca görülebilecek en büyük yıldızlardan da biridir. Öyle ki Betelgeuse büyüklüğünde bir yıldıza kolay rastlanmaz. Büyüklüğü birinci dereceden olan Betelgeuse, gökyüzünün en parlak 10. yıldızıdır. Sıcaklığı ortalama 3600 Kelvin derece olan kırmızı dev yıldızın ışıması yarı düzenli olduğundan büyüklüğü periyodik olarak değişir. Yıldızın Güneş'in çapının 600 katı olduğu hesaplanmıştır. Betelgeuse o kadar büyüktür ki, Güneş'in yerine konulacak olsaydı, yıldızın dış atmosferi Güneş sisteminin 5. gezegeni olan Jüpiter'in yörüngesini içine alırdı. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'a yıldızın içinde kalırdı. Kural olarak bir yıldızın çapı, Güneş'in çapının 100 katından fazlaysa dev yıldız sayılır. Kırmızı dev yıldızlar, kendilerine kırmızı rengi veren ve yüksek parlaklığı sağlayan yüzey sıcaklıklarının düşük oluşundan, bu sıcaklık genellikle Güneş'in yüzey sıcaklığının yarısı kadar olduğu anlaşılır.
kırmızı devler, büyüklüklerine oranla son derece hafiftirler. Örneğin Betelgus'un kütlesi, Güneş'in kütlesinin yalnızca 15 katıdır. Bir başka deyişle, Betelgus'un yoğunluğu, Güneş'in yoğunluğundan çok daha azdır. Betelgus, hidrojen yakıtını tüketmek üzere olan ileri derecede evrimleşmiş bir yıldızdır. Bu nedenle çekirdeği büzülerek yoğunlaşmış, dış kısımları ise kabarmıştır. Yıldızın gerçek durumu üzerine fazla bir şey bilinmiyor olsa da, büyük olasılıkla çekirdeğindeki helyumu karbon ve oksijene dönüştürüyor olmalıdır. Kurumsal olarak, yıldızın başlangıçtaki olağanüstü kütlesinin, şimdi Güneş'in 12 ile 17 katı arasında bir değere düşmüş olduğu söylenebilir. Bu da çekirdeğindeki elementlerin neon, magnezyum, sodyum, silikon ve sonuçta demire dönüştüğü anlamına gelir. Sonuçta Betelgus yakıtını tamamen tükettiğinde kendi üzerine çökecek. Ardından bir süpernova olarak patlayarak büyük olasılıkla son derece küçük ve yoğun bir nötron yıldızına dönüşecektir. Betelgus patladığında dünyadan ay kadar parlak görünecektir. Yani patlayan yıldızın gündüzleri de gökyüzünde rahatlıkla görülebileceğini ve geceleri ise nesnelerin gölge vermesine el verecek kadar parlak olacağını söyleyebiliriz. Bu muhteşem kozmik olayı biz görür müyüz? Bunu bilemeyiz. Paso Video ekibi olarak Dev Yıldızlar belgesel serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde evrenin karanlık vadilerini ışıltılarıyla aydınlatan devasa varlıkları derin uzayın dev yıldızlarını inceleyeceğiz. Evrende gözlerimizi kamaştıran bu varlıklar üzerinde hep birlikte muhteşem keşifler yapacağız. Evrendeki en parlak ve enerji dolu varlıklar, anlıyoruz ki yıldızlar. Karanlık geceleri ışıltılarıyla süsleyen bu parıltılı varlıklar, uzaydaki karanlık sahilleri güçlü enerjileriyle aydınlatıyorlar. Ve evrende müthiş bir döngü halindeler. Ya yıldızlar olmasaydı? Bunu düşündüğümüzde dünyaya can veren güneşimizin olmadığını da düşünelim. Çünkü biliyorsunuz ki güneş de bir yıldız. Eminiz siz de merak etmeye başladınız. Durmadan başlamakta fayda var. Bilindiği üzere dünyanın enerji kaynağı Güneş, orta büyüklükte bir yıldız. Güneş'ten oldukça büyük yıldızlar da var. Hem de öyle basite alınacak gibi değil.
dünyamıza can veren güneşimizin yüzlerce katı büyüklüklerden bahsediyoruz. Hatta bunların bir kısmı dünyadan çıplak gözle bile görülebiliyor. Ama biz onları görmemize rağmen tam olarak bilemiyoruz. Karanlık gecelerin malum en parlak varlıkları onlar. Bu bölümümüzde sizler için dev boyutlarda ve bahsetmeye değer yıldızları anlatmaya çalışacağız. Evrenin yine en karanlık köşelerinde sizleri VV Cephi ile tanıştıralım. Derin uzayın karanlık sahillerinde yer alan dev bir yıldız VV Cephi. Devasa büyüklüğü ve ışınımı akıl alır gibi değil. VV Cephi ayrıca HD 208-816 olarak da bilinir. Kral takım yıldızı yönünde yaklaşık olarak 2400 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir örten çift yıldız sistemidir. Kırmızı süperdev, arkadaşı olan mavi ana kol yıldızına yaklaştığında sistemin Roche lobunu doldurur. Madde akışı kırmızı süperdevden mavi arkadaşına doğru gerçekleşir. VV Cephi A olarak bilinen kırmızı dev yaklaşık olarak 1050 ile 1900 arasındaki güneş yarıçapıyla şu an için bilinen en büyük üçüncü yıldızdır. VV Cephi B, ana kol üzerinde bulunan B tipi mavi bir yıldızdır. Çapı güneşten 10 kat, parlaklığı ise 100 bin kat daha fazladır. Yaklaşık 980 milyon yarı çapında olan yıldız, güneşten yaklaşık 1400 kat daha büyüktür. Dev yıldızlar turumuza VY Canis Majoris'la devam edelim. Kısa adıyla VY CMI. Büyük köpek takım yıldızının içinde bulunan ve evrendeki bilinen en büyük yıldızlardan birisi olmasıyla beraber bir kızıl üstün dev yıldızdır. Yarıçapı güneşle kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Aydınlatma gücü en yüksek yıldızlardan biri olan VYCMI, dünyadan yaklaşık 3840 ışık yılı uzaklıktadır. Çift veya çoklu yıldız sistemlerinde bulunan çoğu yıldızın aksine, VYCMI tekil bir yıldızdır ve herhangi bir yıldızsal yoldaşı bulunmamaktadır. Bu yıldız, yarı düzenli değişen olarak kategorilendirilmiştir. Ve 2000 günlük bir yörünge süresi vardır. Canis Majoris'in bilinen ilk kaydı Fransız astronom Jérôme Lalande'nin 7 Mart 1801 tarihli yıldız kataloğundadır. Bu katalog VYCMI'ın kadrini 7. derece olarak vermektedir.
19. yüzyılda sürdürülen çalışmalar 1850'den bu yana yıldızın kadrinin giderek azaldığını ortaya çıkarmıştır. VYSMI 1847'den beri bir kızıl yıldız olarak bilinmektedir. ...19. yüzyıl boyunca gözlemciler VYSMI'ya 6 ayrı tamamlayıcıyı ölçmüşlerdir. Ve bu bulgulardan hareketle VYSMI'ın bir çoklu yıldız sistemine ait olabileceğini belirtmişlerdir. Ama artık biliniyor ki bu ayrı tamamlayıcı olarak tanımlanan elementler, yıldızı saran bulutsunun parlak alanlarıdır. ...1957'deki gözlemler ve 1998'deki yüksek çözünürlüklü resimlemeler, VYSMI'ın herhangi bir yoldaş yıldızı olmadığını göstermiştir. VY Canis Majoris yaklaşık 3500K olan etkili ısısıyla aydınlatma gücü yüksek bir M yıldızıdır. Araştırmacılar VYSMI'ın yarı çapının 1800-2100 güneş yarı çapı genişliğinde olduğunu ileri sürüyor. Boyutunun daha iyi anlaşılabilmesi için sizlere kısa bir örnek verelim. Eğer VY Canis Majoris'i Güneş'in yerine koyarsak, VYSMI'ın yaklaşık Satürn'ün yörüngesine kadar bir alan kaplar. Yarıçapı için üst limit olan 2100 Güneş yarıçapını kabul edersek, ışığın yıldızın yüzeyinde tam bir tur atması için 8 saat gerekir. Bu süre Güneş'te 14,5 saniyedir. VY Canis Majoris'in içini doldurmak için 7 desilyondan fazla dünya gerekir. VYSMI'ın çapı yaklaşık 3 milyar 63 milyon 500 bin kilometredir. Eğer saatte 980 kilometre hızla giden bir uzay meki VY Canis Majoris'in etrafında bir tur atmak isteseydi, bu tur yaklaşık 1100 yıl sürerdi. Evrenin gizemi bununla da bitmiyor. Devam edelim. Diğer bir dev yıldızımız Uyesukuti. Kalkan takım yıldızı bölgesinde bulunan parlak kırmızı üst dev ve zonklayan değişen yıldızdır. Yarıçapına göre bilinen en büyük ve kendi türünün en parlak yıldızlarından birisidir. Devasa yarıçapıyla Güneş'ten 5 milyar kat fazla hacme sahiptir. Dünyadan yaklaşık olarak 9500 ışık yılı uzaklıkta yer alır. Uyesukuti yarıçaplar baz alındığında günümüze kadar keşfedilmiş en büyük yıldızdır. İlk olarak 1860 yılında Alman gökbilimciler tarafından keşfedilen yıldızla ilgili kesin veriler 2012 yılında elde edildi. Evrende öyle akıl almaz varlıklar var ki, büyüklükleri ve yarıçapları hayallerimizin bile ötesinde. Uyesukuti'nin sizleri çok etkilediğine eminiz. Ama şimdi bir diğer dev yıldızımız olan Proxima Centauri'ye geçelim. Erboğa takım yıldızı bölgesinde G bulutu içinde, Güneş'ten 4,24 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir kırmızı cücedir.
1915 yılında İskoçyalı astronom Robert Innes tarafından keşfedilmiştir. Proxima Centauri 11,05 kadirle çıplak gözle görülemeyecek kadar sönük olmasına rağmen bilinen Güneş'e en yakın dev yıldızlardandır. Proxima Centauri, Alpha Centauri'nin A ve B yıldızlarıyla birlikte üçlü bir yıldız sistemini oluşturmuş olabilir. Yörünge periyodu 550 bin yıldır. Yıldızın yakınlığından dolayı Dünya'ya olan uzaklığı ve açısal çapı direkt olarak ölçülebilir. Proxima Centauri'nin kütlesi yaklaşık bir güneş kütlesinin 1/8 olup ortalama yoğunluğu güneşten yaklaşık 33 defa daha fazladır. Daha düşük parlaklığa sahip olmasına rağmen Proxima parıltılı yıldızlar sınıfına girer. Çünkü manyetik aktivitesi nedeniyle rastgele parlaklığında artmalar meydana gelir. Yıldızın içindeki konveksiyon sebebiyle ortaya çıkan manyetik alan patlamalar ve püskürtmeler ortaya çıkarır. Toplam X ışını emisyonu Güneş'in ürettiğine benzerdir. Proxima Centauri'nin merkezindeki yakıtın konveksiyonu sayesinde karıştırılması ve yıldızın nispi olarak düşük enerji üretme oranı bir ana kol yıldızı olduğunu ve 4 trilyon yıl boyunca da böyle olacağını gösterir. Proxima Centauri yörüngesinde gezegenlerin varlığı üzerinde yapılan araştırmalar sonuç vermiştir. Ağustos 2016'da Avrupa Güney Rasathanesi Proxima Centauri B'nin gezegeninin keşfini açıkladı. Keşiften kısa bir süre sonra araştırmacılar Proxima B'nin yaşanabilirlik potansiyelini inceleyince güneş dışı gezegenin muhtemelen güneş sistemine en yakın hayat barındıran yer olabileceğini ileri sürdüler. Ama araştırmalar tam olarak sonuç vermiş değil. Dünya dışı yaşam kanıtlanmışsa da değil zaten. Burada fazla kalmadan devam edelim. Malum kırmızı dev yıldızların ne zaman ne yapacağı pek de belli olmaz. Diğer bir üstün dev yıldızımız Pistol Star'la devam edelim. Türkçe anlamı tabanca yıldızı olan bu dev yıldız, Samanyolu Gökadası'nın bilinen aydınlatma gücü en yüksek yıldızlarından bir mavi üstündedir. Galaksi merkezinde bulunan Beşiz kümesi içindeki pek çok büyük kütleli genç yıldızdan birisidir. İsmini aydınlatmış olduğu tabanca bulutsusundan alır. Yıldız, yay takım yıldızı içinde yaklaşık olarak 25 bin ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır. Yıldızlar arası tozun soğurucu etkisiyle gizlenmemiş olsaydı, 4. kadirden bir yıldız olarak çıplak gözle gözlemlenebilecekti. Gökadamız, tabanca yıldızının bulunduğu konum nedeniyle yüzeyinden saldığı bu muazzam ışığı engellemektedir. Öyle ki yeryüzündeki en güçlü optik teleskoplar bile tabanca yıldızını görsel bölgede görüntüleyemezler.
ancak yaydığı kızılötesi ışığın en fazla %10'u dünyaya ulaşabilmektedir. Bu sayede onu ancak algılama yeteneği yüksek kızılötesi detektörlerle donatılmış teleskoplarla görebiliriz. Bundan dolayı varlığı bilim adamları renk çevirimi denilen bir tekniği kullanarak hedeflenen cismi olduğu gibi görmeye çalışmaktadırlar. Yaklaşık 4 milyon yıllık yaşı süresince güneş kütlesinin 15 katı kadarlık bir maddeyi püskürterek kendisini çevreleyen dev bulut suyu oluşturmuştur. Bulutsunun tabanca yıldızıyla aynı kimyasal kompozisyona sahip olduğunun tespiti, bunu destekleyen bir diğer önemli bulgudur. Tabanca bulutsusu o kadar yaygındır ki, Güneş'e en yakın yıldız olan Alfa Centauri arasındaki mesafe kadar bir boşluğu kaplamaktadır. Yani boyutu yaklaşık 4 ışık yılı, yani yaklaşık 40 trilyon kilometredir. Benzer bir yapı gök adamımızın bir başka üstün dev yıldızı olan Eta Carinae çevresinde de mevcuttur. İlginç olan şudur ki, yapılan hesaplamalara göre tabanca yıldızının ilk oluştuğu andaki kütlesi teorik üst limiti 100 güneş kütlesini aşmaktadır. Gökbilimciler, bu kadar aşırı bir kütleye sahip bir yıldızın gökada merkezine yakınlığının tesadüf olmadığına dikkat çekmektedirler. Tabanca yıldızına ilişkin bulgular, yıldız oluşum sürecinde bize model oluşturan Güneş'ten daha yüksek kütleli yıldızların gökada merkezi civarında oluşmaya meyilli olduklarını göstermektedir. Tabanca yıldızının kütlece Güneş'ten yaklaşık 150 kez daha büyük olduğu hesaplanmaktadır. Çapının ise yaklaşık olarak 400 milyon kilometre olabileceği tahmin edilmektedir ki, bu değer, onun Güneş'in bulunduğu noktada olması durumunda Dünya'yı içine alabileceğini göstermektedir. Oluşturduğu yıldız rüzgarı, Güneş'ten 10 milyar kat daha güçlüdür. Yaşı ve geleceği tam olarak bilinmemektedir. Ancak 1 ile 3 milyon yıl içerisinde yaşamının bir süpernova veya üstünova olarak sonlanacağı tahmin edilmektedir. Kesinleşmemiş bazı bulgular, bu yıldızın bilinen aydınlatma gücü en yüksek yıldız olabileceğini düşündürmüştür. Tabanca yıldızı, tıpkı Eta Carinae gibi mavi değişen yıldızlar sınıfına dahil edilmektedir. Ve son olarak dünyamıza hayat veren ışığımız, her şeyimiz Güneş'le devam edelim. Unutmayalım ki Güneş de bir yıldızdır. Güneş sisteminin merkezinde yer alan bir yıldızdır. Orta büyüklükte bir yıldız olan Güneş, tek başına Güneş sistemi kütlesinin %99,8'ini oluşturur. Geri kalan kütle, Güneş'in çevresinde dönen gezegenler, asteroidler, göktaşları, kuyruklu yıldızlar ve kozmik tozlardan oluşur. Gün ışığı şeklinde Güneş'ten yayılan enerji, fotosentez yoluyla dünya üzerindeki hayatın hemen hemen tamamının var olmasını sağlar. Ve dünyanın iklimi ile hava durumunun üzerinde önemli etkiler de bulunur.
Samanyolu Gökadası'nda bilinen yaklaşık 200 milyar yıldızdan birisi olan Güneş'in kütlesi sıcak gazlardan oluşur ve çevresine ısı ve ışık şeklinde radyasyon yayar. Güneş, yaklaşık olarak Dünya'nın çapının 109 katına, hacminin 1,3 milyon katına ve kütlesinin 333 bin katına sahiptir. Güneş, kendi ekseni etrafında saatte 70 bin kilometre hızla döner. Ve bir tam turunu yaklaşık 25 günde tamamlar. Güneş'in yüzey sıcaklığı 5500 santigrat derece ve çekirdeğinin sıcaklığı ise 15,6 milyon santigrat derecedir. Güneş'ten çıkan enerjinin 2,2 milyarda biri yeryüzüne ulaşır. Geriye kalan enerjisi uzayda kaybolur. Güneş'in 3 günde yaymış olduğu enerji, dünyadaki tüm petrol, ağaç, doğal gaz ve benzeri yakıta eşdeğerdir. Güneş ışınları 8,44 dakikada yeryüzüne ulaşır. Güneş, Dünya'ya en yakın yıldızdır. Çekim kuvveti Dünya yerçekiminin 28 katıdır. Güneş ışınları normalde beyazdır ama gün ışığının atmosferden geçerken kırılması sonucu sarı gibi görünür. Mavi fotonların Rayleigh saçılımının sonucunda yeteri kadar mavi ışığın kırılmasıyla geride sarı olarak algılanan kırmızılığın kalmasıdır. Enerjisini hidrojen çekirdeklerinin füzyonla helyuma dönüşmesinden elde eder. Ve hidrostatik denge içindedir. Yani zaman içinde ne genişler ne de küçülür. Saniyede 60 milyon ton hidrojen helyuma dönüşür. Bu da Güneş'in her geçen saniye 4,5 milyon ton hafiflemesine yol açar. Güneş'teki füzyon olayı sonucunda kızıl kırmızımsı bir alev 15-20 bin kilometre yükselir ve güneş fırtınası meydana gelir. Galaksimizde 100 milyondan fazla G2 sınıfı yıldız bulunur. Güneş, galaksimiz içinde bulunan yıldızların %85'inden daha parlak. Güneş'ten daha sönük olan bu yıldızların çoğu kırmızı cücelerdir. Dünya'ya 17 ışık yılı uzaklığında yer alan en yakın 50 yıldız içinde olan Güneş, mutlak kadir olarak 4. sıradadır. Her yeni bölümümüzde derin uzayın karanlık vadilerini hep beraber keşfetmeye çalışıyoruz. Uzay o kadar geniş ve karanlık ki, düşünün, evrende milyarlarca yıldız olmasına rağmen, ki bu yıldızların çoğu güneşimizden büyük, hala uzayda ışığın giremediği karanlık vadiler var. Bu muhtemelen evrenin kendi içinde sakladığı bir sır olabilir mi? Ya da evrenin gizemi. Bu gizemli vadiler, karanlık gezegenler nasıl keşfedilecek? İnsanoğlu sizce bunu başarabilecek mi? Düşünün, derin uzaydaki bu gizemli alanların çoğuna bugün ışık hızıyla gitsek binlerce yıl sürecek. Uçakla gitsek belki milyonlarca yıl. Peki insanoğlu nasıl ulaşacak bu karanlık vadilere?
Acaba insan olduğunu yaşadığımız dünyamızı evrendeki bu karanlık vadilerde ne gibi tehlikeler bekliyor? Bunları şu an için bilmiyoruz. Ama evrende binlerce başı boş gezen asteroidler, gezegenler, yıldızlar ve kuyruklu yıldızlar var. Ve bunların çoğu mermiden daha hızlı hareket ediyor. Kimilerinin boyutu dünyamız kadar ya da daha büyük. Bir gün bir tanesinin yolunu değiştirip dünyamızın yörüngesine doğru hareket etmeyeceğini kim bilebilir ki? Düşünün, tüm gezegende çaresizlik içindeki insanlar saklanmaya çalışıyorlar. Milyarlarca insan için gidilecek hiçbir yer yok. Kimileri yeraltının derinliklerine kaçıyor, umutsuzluk içinde mağaralar ve kullanılmayan maden ocakları arıyor. Ya da denizaltılarla denize açılıyorlar. Diğerleri öldürücü, kayıtsız bir taşkınlık içinde yağmalayıp yıkıyorlar. Çoğu insan asık ve şaşkın yüzlerle yalnızca oturup sonu bekliyorlar. Yukarıda gökyüzüne kazınmış dev bir ışık huzmesi görülüyor. Kehanet dolu bir varlık dünyamızın atmosferinden içeri girmişti. Dünyamız belki hiç aydınlanmamak üzere karanlık için boğulmaya başlıyor. Herkesin gördüğü bu son güneş ışığı olabilir. İnce, yumuşak, ışınımlı bir bulutsu olarak başlayan şey, günden güne şişerek uzay boşluğunda kaynayan bir gaz girdabına dönüşmüş. Buhardan bir izin doruğunda karanlık, şekilsiz, tehditkar bir yumru görülüyor. Bütün insanlar çaresiz. Belki biraz sonra devasa dalgalar dünyamızı kaplayacak. Kuyruklu yıldızın küçük kafası muazzam yıkıcı gücünü saklıyor. Saatte 40 bin mil, yani saniyede 10 mil gibi korkunç bir hızla dünyayı ses hızının 70 katı bir hızla vuracak 1 trilyon ton buz ve kaya yaklaşıyor. Bu makalede bu tür bir çarpışmanın boyutunun dünyanın sonu olacağının işareti olabilir. Ama bunlar sadece bir varsayım. Ama bu şekilde korkunç bir makale ele alınmış. Unutmayalım, kıyamet kainatın ölümüdür. Uzayda araştırılmayı bekleyen o kadar varlık var ki, şimdilik bu senaryoları geride bırakıp bu bölümdeki konumuz olan kuyruklu yıldızlara geçelim. Kuyruklu yıldızlar, kirli kar topu ya da buzlu çamur topu olarak anılırlar. İsimlerinde yer almasına rağmen yıldız değildirler. Buz, yani su ve donmuş gazlarla bir nedenle güneş sisteminin oluşumu sırasında gezegenlerde yoğunlaşamamış kozmik toz karışımından oluşurlar. Kuyruklu yıldızlar o kadar gizemlidir ki, kısa bir süre dünyamızdan gözle görüldükten sonra kaybolurlar. Ve belki binlerce yıl bir daha gözle görülemezler. Hatta bazı inanışlarda kuyruklu yıldız görüldüğünde depremler olacağına, volkanlar patlayacağına, sel felaketleri ve afatlar olacağına inanılır.
Güneş sisteminin diğer küçük cisimlerinin aksine, kuyruklu yıldızlar antik çağlardan beri bilinmektedir. Çin kayıtlarına göre, Halley kuyruklu yıldızı M.Ö. 240 yılından beri tanınmaktadır. 1995 yılı itibarıyla 1024 kuyruklu yıldız kataloglanmış ve yörüngeleri kabaca da olsa hesaplanmıştır. Bunlardan 184'ü periyodik kuyruklu yıldızlar ve bunların yörünge dönemleri 200 seneden azdır. Mutlaka bunların dışında kalan pek çoğu da periyodik kuyruklu yıldız vardır. Ancak yörüngeleri yeterli hassasiyette tanımlanamadığından kesinleştirmek mümkün olamamaktadır. Kuyruklu yıldızlar, bilim adamları tarafından bazı kataloglara ayrılmıştır. Örneğin nüve. Nispeten katı ve kararlı olan çekirdek, su buzu ve diğer donmuş gazlar ve az miktarda kozmik tozla diğer katı cisimlerden oluşmuştur. Bir diğeri koma. Çekirdekten buharlaşan su, karbondioksit ve diğer nötr gazların yoğun bir bulutudur. Nüveyi çevreleyen ışık topu şeklinde görülür. Bir başka hidrojen bulutu. Çok büyük, milyonlarca kilometre alanı kaplar. Ancak son derece seyrek bir nötr hidrojen zarfıdır. Toz kuyruğu. 10 milyon kilometreyi aşan uzunlukta, çekirdekten kaçan gazlarla taşınan mikroskobik toz partiküllerinden oluşmuş duman. Kuyruklu yıldızın çıplak gözle görülebilen en belirgin özelliğini oluşturur. İyon kuyruğu ise, kuyruklu yıldızın yüzlerce milyon kilometreye varan uzunlukta güneş rüzgarıyla reaksiyon sonucu iyonize olmuş gazlardan oluşan plazma kuyruğudur. Bu bilgilerle anlıyoruz ki, kuyruklu yıldızlar gerçekten devasa varlıklar. Ve evrenin en tehlikeli süslü varlıkları diyebiliriz. Kuyruklu yıldızlar, güneş yakınından yüzlerce geçiş sonunda, yani bu sayı yaklaşık 500 geçiş, buz ve gazlarının tamamına yakınını yitirerek asteroidlere benzer bir görünüm kazanırlar. Bundan dolayı muhtemelen Dünya'ya yakın asteroidlerin bazıları ölü kuyruklu yıldızlardır. Güneş sistemine yakın olmaları onları bir nevi tehlikesiz hale getirmiştir. Yörüngeleri güneşe yaklaşan kuyruklu yıldızların güneş ya da gezegenlerle çarpışma ya da oldukça yakın bir geçişle özellikle Jüpiter'e yakın geçerlerse güneş sistemi dışında atılmaları olasılığı vardır. Şimdi evrendeki bahsetmeye değer bazı kuyruklu yıldızlardan ve bunların yörüngelerinden bahsedelim. Kuyruklu yıldızlar içinde en ünlüsü Halley kuyruklu yıldızıdır. Yakın geçmişte görülen kuyruklu yıldızlar, 1994 yazında Jüpiter'e çarpan SL9 yani Somocr-Levy ve 1997 yılında çıplak gözle gözlemlenen Hale-Bopp ve 2002 yılında görülen Ikea-Seki kuyruklu yıldızıdır. Kuyruklu yıldızlar, Güneş'e yeterince yakın olmadıkça görülmezler. Bazılarının yörüngesi, Güneş sisteminin bir hayli dışına taşar. Bunlar bir kez görüldükten sonra binlerce yıl boyunca geri dönmezler. Sadece kısa ve orta periyotlu kuyruklu yıldızların, örneğin Halley kuyruklu yıldızı gibi, yörüngelerinin en azından önemli bir bölümü Güneş sistemi içinde kalır.
kuyruklu yıldızlar ilki olarak Güneş'in çekim alanının etkisi altındadır. Yörüngeleri elips, parabol, ender olarak da hiperbol çizer. Bu yörüngeler izledikleri yola en yakın biçimleri ifade eder. Çünkü kuyruklu yıldızlar aynı zamanda Güneş sistemindeki gezegenlerin ve kendi çekirdeklerinden açığa çıkan anizotrop gazları çekim gücüyle bağlantısı olmaksızın etkisi altındadır. Bunlar yörünge periyotlarına göre, yani Güneş'in çevresinde tam bir dolanım yapmak için harcadıkları zamana göre sınıflandırılırlar. Listesi yapılan 710 kuyruklu yıldızdan 121'inin periyodu 200 yılın altındadır. Bunlara kısa periyotlular denir. Geriye kalan 589'u da uzun periyotlular grubunu oluşturur. Kısa periyotlular gün belli noktalarına yaklaştıklarında genel olarak birkaç kez gözlemlenebilir. Bu da yörüngelerinin kesinlikle belirlenmesini sağlar. Bunlar Güneş'in çevresinde Dünya'nın tutulumuna, yani Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemine oranla biraz daha eğik bir düzlem içinde elips yörüngeler çizer. Çoğu zaman Dünya ve öteki gezegenler yönünde dönerler. Bu da doğru yön kabul edilir. Günbeli noktaları 0,34 astronomik birimle 2,5 astronomik birim daha önceki bölümlerimizde açıklamıştık ama tekrar açıklayalım. Bir astronomi birimi eşittir Dünya ile Güneş arasındaki ortalama mesafe. Yani 150 milyon kilometre arasındadır. Bu mesafenin ötesinde güçlükle gözlemlenirler. Periyodik kuyruklu yıldızların gün öte noktaları çoğunlukla dev gezegenlerin yakınında yer alır. Gün öte noktası, özellikle Güneş'ten 4 ila 6 astronomik birim uzaklıklar arasında Jüpiter'in yörüngesinin yakınında bulunur. En küçük yörünge periyoduna sahip kuyruklu yıldız, yaklaşık 3 yıl 4 aylık bir periyoda sahip olan Encke kuyruklu yıldızıdır. Halley kuyruklu yıldızı resmi adıyla 1P bölü Halley veya bu kuyruklu yıldızlar üzerine çalışmalar yapan Edmund Halley'e ithafen Komet Halley, her 75-76 yılda bir görünen kuyruklu yıldızdır. Halley çıplak gözle görülebilen tek kısa periyotlu kuyruklu yıldızdır. Ek olarak yörüngesini insan ömrü içerisinde tamamlayan, çıplak gözle görülen tek kuyruklu yıldız olması onu özel bir yıldız yapar. Halley kuyruklu yıldızı iç Güneş sistemine en son 1986 yılında girmiştir. Hesaplara göre 2061 yılında tekrar görülecektir. Kimilerimiz hayatı boyunca bu yıldızı iki kere görürse şanslı demektir. Bu da insan yaşamının ortalama yaşıyla doğru orantılı tabii ki. ...1066 yılında görüldüğü BIOX işlemesinde anılmıştır. 1682 yılında yeniden ortaya çıktığına dair kayıtlar bulunmaktadır. Kuyruklu yıldızın yörüngesini adını aldığı Edmund Halley hesaplamıştır. Halley hesapladığı yörüngenin 1531 ve 1607'de görülen kuyruklu yıldızlarla çakıştığını saptadı. Ve bu kuyruklu yıldızların aynı kuyruklu yıldız olduğunu 1758'de döneceğini öne sürdü. Bu varsayım doğrulandı ve kuyruklu yıldız 1758, 1835, 1910,
ve 1986'da yeniden ortaya çıktı. Bu muazzam bir hesaplama. Gerçekten kendisini öyle tahmin ediyoruz ki 2061 yılında tekrar göreceğiz. Hesaplamalara göre M.Ö. 12 yılında da görülen Halley kuyruklu yıldızının Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil'in Yeni Ahit'inde Peygamber İsa'nın doğumuyla ilgili öykünün anlatıldığı İncil bölümlerinde göründüğü anlatılan Betlehem yıldızı olduğu sanılıyor. Bu durumda sonradan saptanan miladi takvimin başlangıcı 0 yılında değil. Milattan önce 12 yılına düşmeliydi. Derin uzayın bu gizemli varlığı Halley kuyruklu yıldızını burada noktalayalım. Ama eminiz ki önümüzdeki yıllarda bu yıldız adından sıkça bahsettirecek gibi. Şimdi kısaca Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından da bahsedelim. Bu yıldızın 21 Ağustos 2126'da dünyaya çarpacağı iddia ediliyor. Ama şu ana kadar farklı asteroidlerin de çarpacağı iddia edilmiş ve hiçbiri gerçekleşmemişti. Dünyamızda hepimizin bildiği gibi bir asteroid ve kuyruklu yıldız kehaneti aldı başını gidiyor. 2007 yılının en muhteşem kuyruklu yıldızı seçilen MacNugget, nefes kesici bir uzunluğa sahip ve süper hızıyla lifli bir kuyruk geliştirmişti. Kuyruklu yıldızın muhteşem kuyruğu, gökyüzünü bir uçtan diğerine kaplayacak genişlikteydi. Ve birkaç gün boyunca gün batımını takiben Güney Yarımküre'deki gözlemciler tarafından da izlenebilmişti. İnsanı hayrete düşüren bu kuyruğun büyüklüğünü en güzel biçimde yakalayabilmek için uzun pozlu ve geniş açılı fotoğraflar çekmek gerekiyordu. MacNugget kuyruklu yıldızının -5 kadirlik bir parlaklığa ulaşabildiği tahmin ediliyordu. Avustralya'dan Michael Jagger, 6 Haziran günü 20 santimetre açıklıklı teleskopunu kullanarak bu kuyruklu yıldızın fotoğrafını çekmiştir. Kuyruklu yıldızın yeşil atmosferi Jüpiter'den daha büyüktür. Ve 1 milyon kilometreden daha uzun olan kuyruğu zarifçe uzayda süzülmektedir. Bu boyutlar, kuyruklu yıldızı bir teleskop için ideal bir hedef yapmaktadır. MacNugget kuyruklu yıldızı, Kuzey Yarımküre'deki gökyüzünde şafaktan önce Kahraman yani Perseus takım yıldızında görülebilir. Bu kuyruklu yıldızlar için yapılan tahminlerin çoğu, kuyruklu yıldızın çok yeni olmasından dolayı belirsizdir. Derin uzayın gizemli vadilerinde, şimdi gökyüzünü bir alev topu gibi yakan bir başka yıldıza geçelim. Hal-Bopp kuyruklu yıldızı büyük bir olasılıkla 20. yüzyılın en çok gözlemlenmiş kuyruklu yıldızıdır. Çıplak gözle 18 ay gibi rekor bir süre boyunca gözlemlenebildi. Bir önceki rekor yarı süreyle 1811 yılının büyük kuyruklu yıldızına aitti. Hal-Bopp, 23 Temmuz 1995 tarihinde Alan Hall ve Thomas Bopp tarafından Güneş'ten uzak bir noktadayken keşfedildi. ...1996 yılında dünyadan çıplak gözle gözlenmeye başlandı.
Oort bulutunun iç bölgelerinden çıkıp gelen bu kuyruklu yıldız, 1996 yılında dünya göklerinde görünmeye başladığında en uzun süre gökyüzünde kalma rekorunu da kırma amacıyla gelmiş gibiydi. Yörünge periyodu 2320 yıl olan Hale-Bopp, bir rock yıldızının yapabileceği unutulmaz sahne şovlarına nazire yapar biçimde tam 18 ay boyunca gökyüzünde çıplak gözle rahatlıkla gözlemlenebildi. Bu kuyruklu yıldız gökyüzünden kaybolalı çok oldu ve müziği bırakmış olan çoğu rock yıldızı gibi artık hatırlanmaz halde. Tüm bunlardan gökyüzünde göründüğü dönemdeki Hale-Bopp çılgınlığından habersiz, bizden hala hızla uzaklaşmakta olan bu kuyruklu yıldız, binlerce yıl sonra 4380'li yıllarda gezegenimizin göklerinde yine sahne alacak. Eğer o zamana kadar kendimizi yok etmemişsek, gökyüzünde yine muhteşem bir görsel, belki yine bir rock yıldızı şöleni sunacak. Evrenin gizemini anlayabiliyor musunuz? Yaklaşık 23 yıl önce görülen bu yıldız, binlerce yıl sonra tekrar dünyadan gözlemlenebilecek. Ve binlerce kilometre hızla gitmesine rağmen hala bizden uzaklaşıyor. Başka bir yıldızla devam edelim. Komet Hyakutake. 31 Ocak 1996'da keşfedilen ve o yılın Mart ayında dünyaya çok yakın geçen bir kuyruklu yıldızdır. ...1996 yılının bu büyük kuyruğu olarak adlandırılırdı. Dünyaya olan geçişi önceki 200 yılın en yakın yaklaşımlarından biriydi. Güneş, dünya uzaklığının yalnızca 1/10 kadar dünyaya yaklaşmıştı. ...1996 yılının büyük kuyruklu yıldızı olarak adlandırılan Hyakutake kuyruklu yıldızı, o tarihlerde son 20 yıl içerisinde dünya göklerini süsleyen en parlak kuyruklu yıldız haline gelmişti. Hyakutake kuyruklu yıldızı taş devrinde gerçekleşen bir önceki ziyaretinde, yani bundan 17 bin yıl önce muhtemelen hem obalarda hem de mağaralarda yaşayan ilk insanlar arasında yer alan Magdalenian kültürü tarafından da görülmüş olabilir. Hyakutake kuyruklu yıldızının iyon ve tozdan oluşan uzun kuyruğu vardı. Büyük kütleli gezegenler tarafından kütle çekimsel olarak yönü değiştirilen Hyakutake kuyruklu yıldızının yaklaşık 100 bin yıl geri dönmesi beklenmiyor. Paso Video ekibi olarak hep birlikte evrende muhteşem bir yolculuk yaptık. Gökyüzünde binlerce yıl sonra bir görülen bu tamamen buz ve gazdan oluşan devasa kuyruklu yıldızları hep birlikte incelemeye çalıştık. Gelecekte kim bilir hangi kuyruklu yıldızlar keşfedilecek? Ve yaşadığımız hayatta bunları görebileceğiz. Şunu unutmayalım. Derin uzay hala gizemlerle dolu kapalı bir kutu. Biz bu kutuyu insanoğlu olarak ne kadar açabileceğiz, bunu zaman gösterecek. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.